Arkadaşlar merhaba, Oyun'a hoş geldiniz. Ee, bu hafta yeni bir konseptle karşınızdayım. Bundan sonra e, Galatasaray'da oynamasının faydalı olacağını, olacağını düşündüğüm oyuncularla ilgili veya kendi izlediğim maçlarda, takip ettiğim maçlarda gözlemlerim ve analizlerimle yetenekli olduğunu, önemli olduğunu düşündüğüm oyuncularla ilgili bir squad raporu şeklinde sizlerle bir video serisi e, paylaşmayı düşünüyorum. Bu haftaki ilk e, analiz edeceğim, üzerinde duracağım oyuncu ise Fransa liginden İbrahim'e Soko hemen şöyle ekrana getirmek istiyorum. Evet arkadaşlar baktığımız zaman oyuncu e, ismi İbrahim e Soko e, Fransa liginde e, Strasbourg takımında oynuyor. Pozisyonu defansif orta saha, yaşı 24, e, market değeri ise transfer transfer mark verilerine göre 7 milyon euro civarında e, bir değeri var arkadaşlar oyuncunun. E, baktığımız zaman e, oyuncu e, İbrahim e Soko Öncelikle Fransa Lig takımlarından e, Torsay Akademisi'nde eğitim al alıyor arkadaşlar. İlk futbol kariyeri bu şekilde başlıyor. Daha sonra Brest'te transfer oluyor. Brest'ten de 2 milyon euro gibi bir rakama 2018 yılındayken henüz 20 yaşında e, Strasbourg'a transfer oluyor. Star Strasbourg'da oyuncu toplamda 4 sezon oynuyor arkadaşlar baktığımız zaman. 4 sezon e, oyuncu burada e, oynuyor. Evet şöyle hemen ekranlara getirelim. E, 4 yıl Strasbourg'da oynadıktan sonra Burada toplamda 106 maça çıkıyor ve 5 gol atma başarısı gösteriyor bu maçlarda. Oyuncu toplamda 23 sarı kart görüyor 4 yılda. Ve 4 yıllık süreçte hiç kırmızı kart görmemiş. Bu önemli bir veri aslında. Defansif orta sahada oynayan böylesine sert bir oyuncu için hiç kırmızı kart görmemiş olması benim için dikkate değer bir veri 4 yılda. Sisok'a baktığımız zaman bugün modern futbolda son yıllarda meydana gelen değişimlerle birlikte stoperlerin daha fazla oyuna katıldığını varsayarsak ...ve oyun kurulumunda direkt olarak stoperlerin e, görev yaptığını düşünürsek... ...bu düzende e, baktığımız zaman klasik altı numaralar çok kalmadı. E, klasik altı numaraların kaybolduğu bir ortamda aslında nadir bulunabilecek tarzda bir oyuncu. E, 1.93 boyunda ve 90 kilogram ağırlığında e, çok güçlü bir fiziği var oyuncunun. Çok güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. E, artı yani bu güçlü fiziğinin yanı sıra defansif becerisi... Ee, çok üst düzeyde. Defansif birebirleri e, gayet başarılı. İkili mücadele kabiliyeti yine dediğim gibi temaslı oyunda e, çok başarılı üst düzeyde. E, tabii oyuncunun diğer üstün olduğu yönleri de var. Fiziksel üstünlüğünün yarısı, yanı sıra pozisyon bilgisi, e, yani defansif anlamda pozisyon bilgisi, vücudunu topun durumuna göre, rakibin konumuna göre e, saha içerisinde konumlandıracağı bölgeleri çok iyi tespit edebiliyor. Onun dışında sezgileri e, gayet gelişmiş. Yani kademe bilgisi, işte ne zaman pres yapacak, ne zaman alanı kapatacak, geriye doğru çekilecek bunları çok iyi tahmin edebiliyor. Ve baktığımız zaman da atletik performans parametrelerinde çok gelişmiş olduğunu, e, bununla birlikte de yüksek bir pres gücüne sahip olduğunu ve dayanıklılığını, dayanıklılığının da üst düzeyde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar ki biraz sonra onları ekrana getireceğim size biraz daha farklı e, görsellerle. E, şöyle baktığımız zaman Hemen şuradan bir sonraki görüntüde biraz güçlü yönlerinden ve zayıf yönlerinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere şu anda ekranlara getirdim hı hı. güçlü yönleri de orada yeşilden kırmızıya doğru en güçlü olduğu ve en zayıf olduğu aradaki böyle sarı ve turuncu olan özellikleri de yani orta düzeyli orta düzeyli olduğunu ifade edebiliriz. Baktığımız zaman top, dediğim gibi fiziksel üstünlüğü üst düzeyde, pozisyon bilgisi iyi. Sezgileri ve pres sezgileri gayet gelişmiş. Pres ve dayanıklılık gibi atletik performans parametreli, parametreleri ile bu özelliklerini destekleyen bir oyuncu. Sert ve mücadeleden kaçmayan yapısıyla da dikkat çekiyor. Çok sert ve ikili mücadeleyi seven bir oyuncu ki bazı pozisyonlarda yerde yatarken bile topa son bir hamleyle dokunmaya çalışıyor ki hırslı bir yapısı var topu kullanma anlamında da gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü pas becerisi de fena değil. Çok key pas yani e, ceza sahası etrafında skor e, üretmeye katkı sunacak key pass atmıyor ama anahtar pas atmıyor ama normalde topu kullanma anlamında kötü değil. Pası e, pas becerisi iyi. Onun dışında çalım atma noktasında çok iyi olduğunu söyleyebilirim ki dar alanda da eee çalım atma becerisi iyi. Özellikle dar alanlarda dediğim gibi vücudunu kullanarak çok çok iyi top saklayabiliyor. Topla hızlı alan katederek takımını öne doğru çok çabuk götürebiliyor. Zaman zaman attığı ters uzun toplarla da oyunun yönünü değiştirebilen bir oyuncu. Ee, yani bir altı numaradan e, çok fazla beklenmeyen aslında e, baktığımız zaman e, ne o işte olabilir işte key pass, shoot ve hücum yönünün güçlü olması gibi çok fazla altı numaradan beklenmeyen e, duru özelliklerinin e, çok gelişmemiş olduğunu, zayıf olduğunu görebiliyoruz baktığımız zaman burada. Ama işte drip az önce söylediğim gibi dripping ve Sezgisinin e, Pres gücünün, savunma becerisinin Ve fiziksel kapasitesinin, fizik gücünün Çok gelişmiş olduğu net bir şekilde Görünebiliyor e, Teknik becerisi ve vizyon, oyuncunun oyun vizyonu da Aslında yani çok Üst düzey değil ama kötü de değil Orta seviyede e, Bir e, oyuncunun dediğim gibi Teknik kapasitesi ve vizyonu var diyebiliriz Hemen şöyle devam edelim arkadaşlar e, Yani bize işte, tabii ki bu oyuncuyu Gets, Jetson Fernandez kıyaslamak Çok doğru olmaz aslında ancak e, ben yine de Jetson'un şu anda bizle e, hani bir e, yakın teması olduğu için Galatasaray'a transfer olma ihtimali olduğu için Jetson Fernandez'le bir kıyaslamak istedim. Jetson Fernandez'le kıyaslamak e, evet şu şekilde hemen onu ekranlara getirdim. Jetson fernandezle kıyaslarsak oyuncunun nasıl olduğunu. Bu bu kıyaslama arkadaşlar şimdi gördüğünüz şu ekrandaki kıyaslama bu e, Soccerment sitesine göre oradan bir kıyaslama yani onların verilerine göre Soccerment eee sitesinin verilerine göre bir kıyaslama yapıyoruz burada. Baktığımız zaman şimdi Sacrament e, Performance rate, Rating diye bir e, toplam, genel oyuncunun bütün performans verilerinden e, bir rating çıkarıyor bu site. Bu rating Jetson Fernandez için tüm sezonlarda 38 olarak çıkmış. Ama İbrahim Mesut Sokko için 43 olarak çıkmış tüm sezonlarda toplamında. Baktığımız zaman buradaki e, Raider çarta da. İbrahim Sokko'nun fiziksel anlamda çok güçlü, daha yani Jettson'a göre daha üst düzey olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Kafa vuruşlarının ki uzun boyuyla bu çok normal, üst düzey olduğunu görebiliyoruz. Defansif anlamda e, Sacramento performans verilerine göre aşağı yukarı yakın olduklarını görebiliyoruz. Dribbling anlamında, topla alan katetme anlamında, daha doğrusu çalım atma anlamında e, biraz daha Jetson'ı onlar önde göstermiş. Atak anlamında, hücum anlamında İbrahim Sissokko'yu daha önde görmüşler. Vizyon anlamında, oyun görüşü anlamında ise ikisini de birbirine yakın olarak gö göstermişler, vermişler veriler. Pas anlamında işte pas becerisi anlamında ise biraz daha Jetson'ın iyi olduğunu e, söylüyor Sakrment e, verileri. Tabii ben de kendi yaptığım analizlerden ve gözlemlerden e, kendim aynı bu şekilde bir e, neden ona... E, Grafik yani Raider Chart oluşturdum ve benim yapmış olduğum grafikte de şu şekilde arkadaşlar bakın hemen onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde burada baktığımız zaman bana göre oyuncunun fiziksel kapasitesi evet Jetson'a göre çok daha üst düzeyde. Kafa vuruşları üst düzeyde, savunma becesi üst düzeyde. Ben hücum anlamında bir miktar Jetson'ı önde görüyorum. Onun dışında teknik kapasite anlamında sakırmente teknik kapasite ile ilgili veri yoktu. Ben teknik kapasite olarak da Jetson'ı bir miktar önde görüyorum. Hız anlamında yine orada çok fazla veri yoktu. Hız anlamında ben aşağı yukarı oyuncuların birbirlerine yakın olduğunu ancak Jetson'ın belki bir birazcık daha önde olduğunu söyleyebilirim. Dribbling anlamında ben driblingi sadece çalım olarak değil aynı zamanda topla alan kat etme olarak da ele aldım. Yani dribling, çalım atma ve topla alan kat etme de ben oyuncuların birbirlerine yakın ama belki Jetson'ın bir e, level çok küçük de olsa biraz önde olduğunu düşünüyorum. E, pas becerileri çok yakın birbirlerine ikisinin de aşağı yukarı aynı. E, oyun görüşü olarak ise yani pozisyon bilgisi ve e, e, hem defansif anlamda hem de top anlamında ben Sisokoyu biraz daha sanki önde gibi geldi bana. Ben öyle e, benim yani yapmış olduğum analizlerde daha önde gibi. Hücum anlamında ise e, yine Aynı sacrament verilerle paralel olarak ben de hücum anlamında Jetson'ı bir miktar önde görüyorum. Baktığımız zaman dripling anlamında evet orada e, da evet Jetson önde tutulmuş. E, hemen şöyle oyuncunun taktiksel anlamda e, bazı fonksiyonlarıyla ilgili de konuşmak istiyorum. Baktığımız zaman evet oyuncunun en önemli benim dikkatimi çeken e, özelliklerinden bir tanesi dar alanda baskı altında çalım atabilmesi ve topla alan kat ederek topu dar alanlardan geniş alana doğru boş alanlara taşıyabilmesi e, bu çok önemli bir özellik ki e, hem baskı yediğiniz anlarda e, bunu yapar yapması yani sizin takımınızın dar, e, aslında pres bölgesinden topu geniş alana çıkartması anlamında e, çok önemli bir özellik bu. Ek olarak da bunu iyi yapması oyuncunun nasıl bir fayda sağlıyor? Galatasaray ekibi özellikle geçiş oyununu çok oynayan takımlarda öne doğru topun hızlı bir şekilde rakip kaleye doğru aktarılmasında bu dripling becerisiyle oyuncunun e, Galatasaray oyun sistemine ben katkı sunacağını düşünüyorum. Onun dışında e, baktığımız zaman e, oyuncu dediğim gibi özellikle ters kanada attığı uzun toplarla oyunun yönünü değiştirmesi ve dar alandan genişe uzun çıkabilmesi de bir başka önemli özelliği ki bu da aslında çok değerli bir özellik. Hem de şöyle bir şey var. Şimdi Galatasaray oyun yapısına baktığımız zaman bazen e, rakipler önde baskı yaptıkları zaman ve ya biz savunmadan topla çıkmada zorlanıyoruz. Taylan ve Belkan'la olduğu zaman, onlar oynadığı zaman şimdi baktığımız zaman Sisokko bu şekilde baskı altında hem topla dikine tıpkı Marcao'nun dripling yaparak çıktığı gibi çıkabilen bir oyuncu, artı uzun toplarla çıkabilen bir oyuncu. Yani dolayısıyla bizim defanstan topu çıkarmamız anlamında çok önemli bir e, katkısı olabilecek bir oyuncu. Bir diğer özelliği ise oyuncunun Defansif pozisyon bilgisi ve sezileriyle hem savunma önünde alan savunması yapma, hem half space'e atılan toplara veya topla koşarak bu alana giren adam, adamlara kademe yapma ve öne doğru çıkarak pas arası yapma gibi yani pres esnasında da doğru e, noktalara kapatarak e, e, buralarda defansiyonları iyi yapabilen bir oyuncu. Bu noktalarda uzman. Şimdi bu, oyuncunun bu yönü ise özellikle bizim e, önde oynadığımız, rakip yarı sahaya yerleşerek oynadığımız zamanlarda ee, rakip yarı sahada oynarken topu kaptırdığımız anlarda defansif geçişlerde e, bize çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani eğer Galatasaray'a böyle bir transfer Sissoko Galatasaray'a gelmiş olsa önde oynadığımız üçüncü bölgeye yakın oynadığımız zamanlarda kaptırdığımız toplarda defansif geçişler sırasında hem oyuncunun kademe bilgisi hem alan savunması alan savunmasını iyi yapma becerisi hem half space'lere doğru e, atılan toplara veya kanada atılan toplara kademe yapması veya oralara drip topla koşarak giren oyunculara doğru kademe yapma becerisi hem de dediğim gibi öne doğru çıkarak pas arası yapma ve pres yapma anlamındaki başarısıyla bize defansif anlamda da çok önemli katkı sunabilecek bir oyuncu olduğunu ben bu düşünüyorum arkadaşlar Evet genel olarak düşüncelerim bu şekilde sizlere aktaracaklarım bu şekilde arkadaşlar Dediğim gibi oyuncu analiz video serimizin ilkiydi İbrahim Soko Bundan sonra oyuncu analiz video serimizin ikinci, üçüncü ve devamı gelecek şekilde bu tip analizlere, scouting raporlama raporlarına devam edeceğim arkadaşlar. Eğer yayını beğendiyseniz birer like bırakırsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Onun dışında bu video ilk gösterim olarak, premier olarak yayınlanacak ve ben de canlı chatte olacağım. Canlı chatte de sorularınızı bekliyorum. Ee, eğer videoyu sonradan izleyen arkadaşlarımız olursa da yorum bölümüne e, sorularını bırakırlarsa her soruya cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Hepinize e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere, bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.